Radyo'dan herkese merhaba sevgili seyirciler. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Dilerseniz bu hafta otoyorumda neler izleyeceksiniz kısaca bir göz atalım. Programımıza bu hafta ilk olarak Fransız markasının agresif ve sportif hatchback modelinin sürüş izlenimiyle başlıyoruz. Burak Elcan'ın bir de şampiyon konuğu var birazdan. Japon markanın iddialı pick-up'ını merak edenler ekran başına. Zor koşullarda test ettiğimiz yenilenen pick-up'ı mercek altına alıyoruz. Programımızın son bölümünde Fransız markasının C-segment premium modelini Burak Elcan test edecek. Hepsi birazdan Oto Yorum'da. Hazırsanız Oto Yorum başlıyor. Sevgili otoyorum izleyicileri, bu hafta özel bir aracımız var. Özel bir aracımızla beraber özelde bir konuğumuz var. Aracımız Peugeot 308 GTI. 1600 cc'den çıçıkmış bir 270 beygir. Ben bunu hala anlamakta biraz güçlük çekiyorum ama detayları daha sonra zaten seninle konuşacağız. Öncelikle özel konuğum Yağız Avcı ile başlıyoruz. Merhaba Yağız, hoş geldin öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Çok renkli, başarılı bir kariyerim var. Bu arada tebrikler. Sezon bitti ve 5. şampiyonluğunu aldın. Teşekkür ederim. Kariyerinde göze çarpıcı birçok nokta var. İlk katıldığın rallide yaşın, yani 18 yaşında genç sürücü, öyle bir rekora imza attın en genç sürücü olarak. Yarış kazandık 2007 yılında. O sene en genç yarış kazanan ekip olmuştu. Başarıların yurt içiyle de sınırlı değil. Bir yanılmıyorsam 2012'de Doğu Avrupa'da şampiyon oldun. Rally kupasını kazandım. Gel istiyorsan öncelikle bir iyi tanıdığın, çok iyi bildiğin bir marka, aracı da biliyorsun. Bu aracın dışında senin dikkatini çeken veya hoşuna giden dokunuşlar, özellikler neler? Aslında baktığımızda otomobilin dışı performansını yansıtacak şekilde çok agresif bir tasarımı yok. Hani derler ya, kuzu postuna bürünmüş kurt diye. Tam olarak öyle tabir edilebilir. Ne dediğin gibi ne çok bir agresif. Belki alttaki bir iki şu ızgaralar ve havalandırma. Ama birazcık şöyle yana geçtiğin zaman dişini göstermeye başlıyor. Gösteriyor. Özellikle kullanılan jantlar oldukça büyük. 19 inç. Ve çift renk tasarımı tabii ki aracın sportifliğini tamamlayan özellikler. Fakat yine de çok agresif bir görüntüsü olduğunu söyleyemeyiz. Aslında belki de güzel tarafı da bu. Şehir içinde de daha rahat kullanabileceğiniz, aynı zamanda çok da sportif olan bir otomobil. Belki çok gösterişli bir dış tasarım sevmeyen sürücüler için de iyi bir alternatif. Belki de ne dersin çift renk seçimi, hani hem performans sürüş hem efendi sürüş diyeyim, ikisini bir arada taşıyan çok karakteri doğru, yansıtıyor olabilir mi acaba? İkisini sentezlemiş bir otomobil. Ama dikkatli baktığın zaman detayları görüyorsun. Mesela önde şu dev kaliperler, özellikle ön fren diski aradan kendini direkt gösteriyor. Yani gerçekten çok büyük. Şimdi bu otomobil bu markanın yarış departmanı tarafından yapılmış bir otomobil. Dolayısıyla aslında her şey detaylarında gizli. Dediğiniz gibi fren diskleri ve kaliperleri oldukça büyük bir yarış otomobili kıvamında. Aynı şekilde seçilen lastik de çok performanslı bir lastik. Yani ne kadar standart. Tutunma olarak mı? Aynen öyle. Ve otomobilin fren performansı gerçekten en iyi taraflarından biri. Bunu hem pistte hem yolda çok net şekilde anlayabilirsiniz. Özellikle pist kullanımında uzun süre turlar atsanız bile çok uzun süre dayanıklılığını sürdürüyor. Bu da bir performans otomobili için oldukça önemli bir özellik.
Özetle yani şey diyebilir miyiz, bu 270 beygiri durdurabilecek güce sahip bu frenler. Evet, fazlasıyla, hatta daha fazla gücü bile çok rahat kaldırabilecek fren performansına sahip. Gel istiyorsan şöyle donanalım, bir de aracın bir arkasına bakalım. Ondan sonra büyük ihtimal esas aracın kalbi, bir kaputun altına bakarız. Arkaya geçtiğimiz zaman, gerçi aynısı demin senin söylediğin gibi burada da sade bir tasarım var ama gene bir iki şey diş gösteriyor. Biraz diş gösteriyor. Özellikle çift egzoz kullanan ve büyük çaplı egzozlar. Dolayısıyla üst tarafına baktığınızda standart bir otomobil, alta indiğinizde performans otomobili olduğunu görebiliyorsunuz. Bir difüzör var altta, tamponun altında. Bu da aerodinamik yapı olarak biraz daha performansa yönelik olduğunu gösteriyor. Şimdi başta konuşmuştuk, aracın sürüş hissiyatı gibi en sürücü dostu, en sportif böyle çift kimlik. Buradan aracın arkasına geldiğim zaman araç siyah bir araç var. Ön taraftan baktığın zaman ne diyelim, renk bordo mu diyelim? Bordo diyoruz değil mi? Evet. Bordo, yani çift renk. Ne güzel, insan böyle kendini iki araca sahipmiş gibi hissediyor. Yani aslında iki karakterli olduğunu da çok net yansıtıyor. Hem performansı hem de şehir içine yönelik olduğunu. Dolayısıyla renkte de bunu görmemiz güzel bir özellik. O zaman hadi gel bir de aracın kalbine bakalım.